Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Okulun bitmesine 12 gün kaldı, dursun. Sınıfta 35 öğrenci vardı. 35 ayrı yazılmıştır. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Maçı yaklaşık 55 bin kişi izledi. Bakın 55 bin ayrı yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şirketin bütçesi 5 milyonu geçti. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Toplantıya katılanlara ikişer kalem verildi. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat okulun bitmesine 12 gün kaldı cümlesinde 12 ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. Bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kitabın 5. baskısı kısa sürede tükendi. Bakın burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. 8. sınıfa giden bir oğlu vardı. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yeni apartmanda daireleri 6. kattaymış cümlesi dursun. Yazarın 9. romanı yoğun ilgiyle karşılandı. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş olduk. Çocuk 3. kattan bize bakıyordu. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yeni apartmanda daireleri 6. kattaymış ifadesinde 6 sonu I ile bitiyor. Bakın burada da I var. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bunun doğrusu nasıldır peki arkadaşlar? Altıncı olacaktır. Yani ıncı şeklinde yazılmalıydı. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi getirilirse yazım yanlışı olmaz demiş. Yazar ölümünün nokta nokta inci yılında törenlerle anıldı. Bakın burada i var arkadaşlar. O yüzden sayılarda i'nin olmaması gerekir. 2 derken sonu i ile bittiği için bu gelmez. Bu yazım yanlış olur. Bunu elemiş olduk. 32 derken yine sonunda i olduğunu görüyoruz. Bu da yazım yanlış olur. Bunu da elemiş oluruz. 7 derken yine sonunun i ile bittiğini görüyoruz. Burada da yazım yanlış olur. Bunu da elemiş olduk. 20 derken yine sonunun i ile bittiğini görüyoruz. O yüzden burada da yazım yanlış olur. Bunu da elemiş oluruz. 70 dersem sonu şey ile bitiyor. 70. olur. Bir yazım yanlışı olmaz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Her öğrenci dönem sonuna kadar beşer kitap okuyacak. Dursun. Yarınki sınav 9.30'da başlayacak. 12.30'da bitecek. Arkadaşlar bakın burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yazar 1960'ta ilk hikayesini bir dergide yayımlamış. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Kasım'da aşk başkadır sözü nedense hiç ilgimi çekmez. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Ünlü şair 80. yaş gününü mutlu bir şekilde kutladı. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi üleştirme sayı sıfattır arkadaşlar. Rakamla yazılmaz. Yazıyla yazılır. Ve beşer şeklinde olması gerekirdi. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Cümlelerin hangisinde ay ve gün adları ile ilgili bir yanlışlık vardır? 19 Nisan 1994'te Almanya'ya çalışmaya gitmişti cümlesinde bakın Nisan'ın N'si büyük yazılmıştır. Çünkü bir tarihe bağlanmıştır. Bunun yazımı doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Her yıl Mart ayında kuzeydeki yaylaya giderlerdi. Dursun. Haftaya pazartesi günü sınava gireceği için heyecanlıydı. Bakın pazartesinin P'si küçük yazılmıştır. Çünkü herhangi bir tarihe bağlanmamıştır. Bunun da yazımı doğrudur. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. 26 Haziran Cuma günü anlaşmayı imzaladı cümlesinde
Haziran'ın H'si ve Cuma'nın C'si büyük yazılır. Çünkü bir tarihe bağlandığını görüyoruz. Bunun da yazımı doğrudur. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Ekim ayında burada havalar soğumaya başlar. Cümlenin başı olduğu için Ekim'in E'si büyük yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Her yıl Mart ayında kuzeydeki yaylaya giderlerdi cümlesinde Mart'ın M'si arkadaşlar büyük yazılmış. Normalde bir tarihe bağlanmamıştır. O yüzden bunun küçük yazılması gerekirdi. O yüzden burada bir yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. 4. ayın 11-2005. Arkadaşlar bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. A seçeneğini elemiş oluruz. 13 Kasım 1986. Kasım'ın K'si büyük yazılmalıydı. Bir tarihe bağlanmış. O yüzden burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş olduk. 5. ayın 12'si 2012. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. 12. ayın 16'sı 2013. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. 17 Ocak pazar günü derken ay ve gün adları bir tarihe bağlandığı için büyük yazılır. Fakat gün kelimesinde günün G'si küçük yazılmalıydı. Burada büyük yazıldığı için yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Kitabın 20. baskısı kısa zamanda tükendi, dursun. Asansör arızalandığı için 5. katta durdu. Burada bir yazım yanlışı yok, bunu elemiş oluruz. Mülakata en son 30. kişi çağrılmıştı. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok, bunu da elemiş oluruz. Babaannesi 60. yaş gününü kutladı. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Romanın 80. sayfasında cinayet işleniyor. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. 20. baskısı derken bakın 20 dediğimde 20 i ile bitiyor. Burada da i var. 20. şeklinde yazılmış. Fakat doğrusu nedir arkadaşlar? 20. olacaktı. Yani ıncı şekli doğrudur. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Şirket yeni proje için 3 milyon lira harcamış. Arkadaşlar yazım doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 7'den 77'ye herkes sahilde piknik yapıyordu. Buradaki sayının da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Evleri 3. cadde 2. sokak 4 Taksim 13 numaradaymış. Buradaki sayıların da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Seçimde oyların %15'i geçersiz sayıldı. Buradaki oranın da doğru yazıldığını görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bankadaki hesabında 115 bin lira vardı ifadesinde. 115 bin arkadaşlar ayrı yazılmalıydı. Burada bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Koşma 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Dursun. Koşma aşık tarzı şiiri nazım biçimidir. Arkadaşlar burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Koşma 3 ila 8 dörtlük arasında değişir. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Koşma aşk ve tabiat konularını işler. Bakın arkadaşlar burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Koşma sözlü gelenek çerçevesinde gelişmiştir. Yine burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Koşma 11'li hece ölçüsü yazılır ifadesinde 11'li sözcüğü arkadaşlar sayıdır. Bunun ayrı yazılması lazım. Bitişik yazılmış. O yüzden burada bir yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözde bir yazım yanlışı vardır? Böyle bir hastalık binde bir görülüyor. Binde bir sözcüğü ayrı yazılmış. Yazımı doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Kızılcık şerbeti böyle hastalıklara birebirdir. Bu da bitişik yazılmış.
Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Burası binbir güzelliğiyle insanı mutlu ediyor. Arkadaşlar bunun da yazımı doğrudur. Bitişik yazılmalıydı. O yüzden bunu da elemiş oluruz. İkide bir aynı şeyleri söyleyerek insanı bıktırıyor. Dursun. Birebir dersler öğrencilerin başarısını artırıyor. Bakın karşılıklı yapılan dersten bahsediyor. O yüzden ayrı yazılmalıydı. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkide bir arkadaşlar ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazılmış. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? Okuduğu saçma sapan ve karma karışık şövalye romanları yüzünden aklı karışıp darmadağın olan Don Kişot, yel değirmenlerini dev zannedip onlara saldırır. Tek arkadaşı Sancho Panza olan Don Kişot, ömrünün sonunda yapayalnız kalır ve ölür. Arkadaşlar yapayalnız pekiştirilmiş bir sözcüktür. Bitişik yazılmıştır. Bunun yazımı doğrudur. Zannedip kelimesi, bakın ünsüz türemesi var burada. Birleşik fiillerde, özellikle yardımcı eylem oluşan birleşik fiillerde ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bitişik yazılır. O yüzden bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yine darmadağın derken bu da pekiştirilmiş bir sözcüktür. Bunun da yazımı doğrudur. Karma karışık bu da pekiştirilmiş bir sözcüktür. Bitişik yazılmıştır. Bunun da yazımı doğrudur. Saçma sapan derken arkadaşlar bu ikilemedir. Dolayısıyla bu ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Konuyu konuşmak için baş başa kaldık. Bakın baş başa sözcüğü ayrı yazılmış. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İki ezeli rakip dişe diş mücadele etti. Bu da ayrı yazılmış. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ara sıra buraya gelip antrenman yapar. Ara sıra sözcüğü ayrı yazılmış. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Masmavi denizin kenarında sere serpe uzanmıştı. Bu da ikilemedir. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sarı sarı yaprakları az çok hepiniz görmüşsünüzdür cümlesinde. Sarı sarı sözcüğü ikilemedir. Ayrı yazılmıştır. Bu da doğrudur. Fakat az çok kelimesi de ikilemedir. Bunun ayrı yazılması lazımdı. Bitişik yazılmış. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kuralımıza bakalım. Sıfat ve zarf görevinde kullanılan pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır. Uçurumdan yuvarlanan otomobil paramparça olmuş ifadesinde bakın paramparça bitişik yazılmış. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ahmak ıslatana yakalanan ihtiyar adam sırılsıklam olmuş ifadesinde bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Masmavi gökyüzünün altındaki çırılçıplak ovalar dikkat çekiciydi. Dursun. Sapasağlam bir ayakkabı bulmak için şehirde saatlerce dolaşmıştı. Sapasağlam sözcüğü de bitişik yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üzerindeki bembeyaz elbise ile yemyeşil çayırlara daldı. Yemyeşil sözcüğü de bitişik yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Fakat masmavi gökyüzünün altındaki çırılçıplak ovalar dikkat çekici cümlesinde çırılçıplak sözcüğü de bitişik yazılmalıydı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ayrı yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kuralımıza bakalım. İkilemeyi oluşturan sözcükler ayrı yazılır ve sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti konmaz. Her konuda durmadan kemküm etmesi yüzünden sevilmiyordu ifadesinde. Bakın kemküm ayrı yazılmış arkadaşlar. Yazımı doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir insanın soy sopu hakkında ileri geri konuşulması kabul edilemez.
dursun. Babam, kişi henüz geç olmadan ev bark edinmeli derdi sürekli ifadesinde. Ev bark ikilemedir, ayrı yazılmıştır. Bu da doğrudur, bunu denemiş olduk. Hafta sonları çoluk çocuk toplanıp sahile gidip piknik yaparlardı. Çoluk çocuk da ikilemedir, ayrı yazılmıştır. Bunu denemiş olduk. Köyün eğri büğrü yolları yüzünden artık köye karşı soğumuştu. Bu da ikilemedir, bu da ayrı yazılmıştır. O yüzden bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Bir insanın soy sopa hakkında ileri geri konuşulması kabul edilemez cümlesinde ileri geri ikilemedir, bunun yazımı doğrudur arkadaşlar. Fakat soy sop dikilemedir, bu bitişik yazılmış, normalde ayrı yazılması gerekirdi. Burada da bir yazım yanlışı var. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 15. soruya. 15. soruda cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Onun için her yer baştan başa zindan gibi olmuştu. Bakın burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Karşısına birdenbire babası çıkınca çok şaşırmıştı. Bu dursun arkadaşlar. Sanatçının şiirleri yıllardır dilden dile dolaşıyor. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu denemiş oluruz. Bir konuyu anlatırken daldan dala atlaması sıkıcı geliyordu. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu denemiş oluruz. Kalpten kalbe bir yol olduğunu söyleyip dururdu. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Karşısına birdenbire babası çıkınca çok şaşırmıştı cümlesinde. Birdenbire sözcüğü aniden anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunun bitişik yazılması lazımdı. Ayrı yazılmış. O yüzden burada bir yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.